telefonlarına bakmıyorsun. Bana mı küssün yoksa mafya babası ahbabının emriyle mi bizimle temas kestin? Adam benim ahbabım değil, müvekkil. Bin kere söyledik, anlamıyor musun? Müvekkilinden mi öğrendin Fırat'ın durumunu? Yok yani, bizi arayıp bir çocuğun sağlık durumunu sormadın da. Ayağına sıktım Narnan'ım, merak etmeyin mi dedi sana? Hastaneyi arayıp öğrendim. Ayrıca Sermet Karayel'in işi değil bu. Ha sen onu da biliyorsun yani. Biliyorum Deniz, ama sen benim ne halde olduğumu bilmiyorsun. Başıma gelenlerle zırnık ilgilenmiyorsun. Dün gece eve geldiğimde ağlamakla o kadar meşguldün ki kafanı kaldırıp sormadın bile neyin var narin diye. Pislik bir herifin eline düştüm, sen kendi derdindesin. Ne oluyor ya? Bir hıyar müvekkilinin biri seni yatağa atmaya çalışıyor diye düşündüm. O gece böyle şaraplar maraplar da gelince ne bileyim ben senin ülkenin en pis herifinin avukatı olduğunu. Öyle değil, ben kimsenin avukatı değilim. Erol Bey emri vaki yaptı. Sermet normal bir herif mi? Her gün karşılaştığım bir adam değil ki ben idare etmesini bileyim. Ayrıca ben onu eskiden beri... Söyle Erol'a, alsın o zombiyi yakandan. Herif batık krediyi takibi aldırdı diye Fırat'ı vurdurdu lan. Irmak aklını oynattı, seni boğmaya geliyordu, zor tuttum. Hastanede bas bas bağırıyordu. O narin kesin yerini biliyordur, polise gidip bulalım herifi diye. Fırat susturdu güç bela, kızın adını bu işe karıştırmayın diye. Ama nereye kadar susturacak? Ne oluyor? Neler oluyor? Anlat. Bak, Erol Bey amcamın en yakın arkadaşı. O onunla konuşup çözer durumu. Anlat. Ben bakarım. Ya bırak. Ne diyeceksin kötü adamlara? Bı diyeyim, korkutacak mısın? Bıraksana. Narin Hanım, ben sizi bizim çiftliğe götüreceğim. Az birazdan polis gelecek. Sermet Bey mevzuları çözene kadar misafir edeceğiz Narin Hanım'ı dedi. Al getir, boşu boşuna başı ağrımasın dedi. Kim bu be? Seni nereye götürüyor? Al, delireceğim ama ha. Deniz, eve git hemen. Hadi. Benim zaten bir yere gittiğim yok. Ben halledeceğim, sen merak etme. Gerekirse polise gider anlatırım her şeyi. Giyineyim bari. Bacım, buyur gidelim. Bırak ya, defolsana sen. Defol, defol. Gelmezsek ne olacak eleman? Silah zoruyla mı götüreceksin? Estağfurullah hanımefendi. Olur mu öyle şey? Buyurun. Ağzınız tatlansın. Ben sana eve git dedim değil mi? Vay ya. Eve gidip ne yapacağım? Pijamayla atıp televizyon izleyeceğim. Ortağının çocuğuymuş, kaçırmış. Ay Allah'ım biz nereye düştük ya? Neredeyiz kızım biz? Sermet Bey'in arazilerindeyiz canım. Vay. Ben bir tane güzel hanım beklerken iki tane birden geldi. Kısmete bak. Kanka durumları mı Narin Hanım? Biz fazla kalmayacağız. Ben buraya Narin Hanım'ın avukatı sıfatıyla geldim. Buradan çıkıp hemen emniyete gideceğiz. Sizden şikayetçi olacağız. Bizi silah zoruyla buraya getirdiğiniz için. Oluruz tabii. Ali kardeş yol yordam konusunda biraz sıkıntılıdır. Ben cezasını ayrıca vereceğim. Soğukta beklemeyin ya. Buyursanıza. Bu nasıl bir mantıktır ya? Buyurun Deniz Hanım. Buyurun. Lütfen gözünüzü dört açın. Tamam mı? Mutlaka burada birisi olsun istiyorum. Asla yalnız kalmayacak. Anlaşıldı mı? Merak etmeyin abla. Peki. İyiyim baba. İyi olmasam seninle 10 dakikadan beri konuşmamıştım değil mi? Hayır. Hayır tamam merak etme.
Yalnız değilim, arkadaşım var. Hayır baba, merak etmene gerek yok. Sadece küçük bir sıyrık. Tamam. Geldiğim zaman kendi gözlerinle görürsün. Tamam. Hürmetler. Aldattım. Sağ ol. Baban da endişelenmiştir tabii, değil mi? Akşam haberlerini duyunca aklını kaçırmış. Güç bela ikna etti. Geleceğim diye tutturdu. Canım, Naim Bey bu korumaları gönderdi ama benim içim hiç rahat değil. Bence polis koruması şart. Bunlar bankanın sıradan korumaları. Yeteri kadar eğitimli değiller. Neden polis istemiyorsun anlamıyorum. Eğer öldürmek isteseler de öldürürlerdi. Merak etme. Sermet Karayel hakkında neden tek kelime etmedin polislere? Masamda 20 taneden fazla batık kredi dosyası var. Bir tek onunki değil. Diğer adamlar bu adamın yöntemleriyle iş götürmüyorlar ama. Fırat, Narin sana bu adamdan bir teklifle geldi. Sen hayır dedin, sonra bu oldu değil mi? Narin onun resmi avukatı falan değil. Hayatım, o bir avukat. Ablamın arkadaşı diye korumak zorunda değilsin. Narin senin de arkadaşın diye biliyorum. Yani çok iyi geçindiğimiz söylenemez. Farklı kültürlerden geliyoruz. Sen bu meselelere karışma bak. İlişkimiz olduğu süreç içerisinde benimle ilgili bir sürü şey duyacaksın. Bu konular hakkında sohbet etmek istemiyorum seninle. Duymamış gibi davranmanı tercih ederim. İlişkimiz olduğu sürece, öyle mi? Evet. Ben senin için ne kadar endişelendim. Ne kadar korktum sen biliyor musun? Sen orada oturmuş bana neler söylüyorsun. İlişkimiz olduğu sürece. Peki, ne kadar süre sorabilir miyim? Ağrım var Irmak. İlişkimiz hakkında konuşmak için doğru bir zaman değil bu gece. Geç oldu, bence sen de git artık. Ben hemşire çağırayım. Narin'i kasaba günlerinden tanımıyorsun değil mi? Tanıyorumdur. Folklor falan oynamışızdır belki. Dalga geçme benimle Fırat. Ne bileyim, annesi size temizliğe falan geliyordur belki. Bizim ev öyle fazla temiz değil Irmak. Sabah uğrarım erken. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.